Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Fundacığım, kimlerle geldin böyle? Eşimle geldim, kız kardeşimle geldim. İsminiz nedir? Aytekin. Aytekin ve... Canan. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür İyiyiz, ederiz. Çok teşekkür Siz? Ederiz. Ben de çok iyiyim ama Funda'yı biraz heyecanlı görüyorum, doğru mu? Evet, biraz heyecanlıyım. Bugün benim günüm çünkü. Neden bu kadar heyecan yaptın? Elimin için yarışıyorum, heyecanlanmamam normal mi sizce? Normalde de heyecanlı mıdır böyle? Normalde heyecanlı tip değildir ama kameranın karşısına geçtiğim için heyecanlı olabilir. Kameranın karşısında yemek yapabilecek mi bari? Tabii ki. Güvenimiz sonsuz ona. Öyle mi diyorsun? Evet, tabii ki. Her şeyin üstesinden gelir benim ablacığım. Yemekleri nasıldır? Evet, doğrudur, yapar. Hem de en iyisini yapar bence. Kaç yıldır yemek yapıyor size? 20 senedir yemek yapıyor. Fundacığım, Aytekin bu hafif göbeğini sana mı borçlu acaba? 20 senedir evliyiz, 20 kilo aldı. 20 kilo mu? Her yılı 1 kilo. Yemeklerin o kadar lezzetli öyle mi? Peki iki kardeş, hanginiz daha güzel yemek yapıyor bakayım? Tabii ki ablam. Hakkını teslim ederim diyorsun. Teşekkür ederim. Kardeşim, sen de güzel yemek yapıyorsun demiyorsun vallahi Fundacığım. Aşk olsun Canancığım, sen de çok güzel yemek yapıyorsun. Teşekkür ederim. Ben söyledikten sonra söylemen de güzel oldu. Madem güzel yemek yapıyorsun, bugün menüde neler var say bakalım. Tabii ki seve seve sayayım. Kremalı mantar çorbası başlangıcımız olacak. Bunun yanı sıra kıymalı patatesli rulomuz olacak. Yanında kapya biberli ve cevizli çanakta havuç borani olacak. Ana yemekte ne var? Ana yemekte bir saray mutfağı var, piliç, topkapı var Gürbüzcüğüm. Bayıla bayıla yiyecekler. Vay! Yağız bu menüden anlar o zaman. Evet, anlayacak. Bence güzel yorumlar da yapacak. Bana bravo diyecek. Yanında bir şey var mı? Mevsim şöleni salatası var. Ama o bildiğiniz salatalara benzemiyor. Böyle mevsim yeşilliklerini doğrayıp önümüze getiriyorlar. İki limon sıkıyorlar, olay bitti. Benimkisi öyle değil. Benimkisi farklı. Sunumuyla, içeriğiyle çok farklı şeyler olacak içinde. Peki tatlımız nedir? Tatlımız efsane Malaga tatlısı. Oh! Meryem'in en sevdiği tatlı. Bence Meryem Hanım Malaga tatlısını bilmiyor. İnternette açacak, bu Malaga neymiş diye bakacaktır. İnşallah olumsuz yorum yapmaz. Niye olumsuz yorum yapsın ki? O çikolataları bayıla bayıla yiyecek. O zaman artık markete gidelim mi? Hadi gidelim Gürbüzcüğüm. Eşinin elini bırakabilirsen gidebiliriz hemen. Ama onun elini bırakmak istemiyorum. Onu çok seviyorum ben. O zaman Funda'ya şans dileyin de biz gidelim. Bol şanslar. Çok teşekkür ederim. Hadi birazdan görüşürüz. Baştan beri beni açıkçası şimdiye kadar hiçbir menü mutlu edemedi. Dünkü gibi bu da çok basit geldi bana. Yine aynı bilindik yemekler. Ben artık değişik tatlar görmek istiyorum. Değişik menü görmek istiyorum. Hep aynı isimler ve açıkçası menüyü hiç uyumlu bulmadım. Piliç, muz, meze. Yani çok alakasız geldi açıkçası. Menü bence az risk almış bir menü. Hoşuma gitti. Yani kıvamında riskler alınmış. İyi seçimler var. Fakat her birinin çok ufak detayları var. Fazlalıkları ya da eksiklikleri olduğu anda bir anda yıkılabilecek yemekler ya da masaya getirirken masada çökebilecek yemekler. Onun dışında uyumlu buldum. Ağır değil, hafif değil. Yani iki ara bir derede çok garanti bir menü. Kazanmayı oynadı kesin Funda Hanım. Bunda bir tek becerirse Malaga'dan puan alır diye düşünüyorum. Diğer yemeklerden pek fazla puan alabileceğini pek sanmıyorum. Hele ki dünkü Meryem Hanım'ın o kadar lezzetli yemeklerin üzerine bu kadar düşük puanları vermeleri bu menüde gerçekten Erdem Bey ile yarışacağını düşünüyorum açıkçası. Bu menü benim menümün yanından değil, 300 kilometre yakından bile geçemez. Tavuk, ana yemek tavuk ya. Ana yemek tavuk böyle hani menü mi olur? Kremalı mantar çorbası yani lebeniye, kili usulü lebeniyenin yanında kremalı mantar çorbası. Aa, Funda Hanım hemen mantar hazır, hemen getir marketten, doğra, kremanın içine at. Hadi Gürbüz, markete gidiyoruz. İşte geldik. Hazır mısın? Evet, bomba gibi hazırım. Bomba gibi mi? Evet. Allah, seninki heyecan bombası sanki. Tabii ki heyecanlıyım yani. İlk kez bir yarışma programında yemek yapacağım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi manavra yanındayız. Buyur, hoş geldiniz. Patates, soğan, sarımsak. Fundacığım, yarışmada olduğunu unuttun galiba. Bunları aslında kendin alman gerekiyor. Bu arada ben yarışmacıların sesini duyar gibiyim. Çok basit bir menü diye söyleniyorlar adeta. Ama kremalı mantar çorbanla bile sok hazırlayacağım ya. Sos mu hazırlayacaksın? Yani hem tavuk haşlayacağım, içerisine soğan katacağım. Roka alacağım, göbek marul alacağım. Funda Hanım dün sessiz kalmasının nedeni birazcık gerçekten tedirgin oldu. Meryem Hanım'ın kaliteli yemek çıkarmasından dolayı.
Bugün bu menü bence çok fazla savunabileceğini tahmin edemiyorum. Çünkü savunabilecek bir yönü yok. Çok basit bir yemek. Sadece savunabilirse tatlı da, o da tek tek, eğer ki Malaga'yı yapıyorsa, bütün halde yapmıyorsa, iddialı olabileceği konu Malaga'da olabilir, tatlıda olabilir yani. Nevin abla da burada. Tanıyor musun kendisini? Biraz ekranlarda görüyorum ama şu an çok heyecanlı olduğum için bir merhaba bile diyemedim. Hoş geldiniz deyince bir bakman lazım surata yani. Kim olursa olsan nasıl bir insan olur. Lütfen mazur görün beni. Olsun, heyecanlıydan. Nevin abla, yarışmacımızın kirpikleri nasıl olmuş sence? Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yüzüm pek öyle demiyor ama. Beğenmedin mi? Yok, güzel olmuş. Güzel mi? Bir bayan her zaman. Türkan Şoray gibi olmuş mu? Olmuş tabii ki. Ay keşke onun gibi bakabilsem. Kendisini çok seviyorum. Yalnız süren geçiyor. Hadi alışverişe devam. Yağını dağılan yarışmacımız diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Dün Erdem'in tepkilerine ne diyorsun? Erdem Bey biraz öfkeli tabii ki. Puanları biliyorsunuz birazcık düşük verdik. Çünkü çok istediğimiz gibi yapamamıştı bazı şeyleri. Bugün sana da sinirli olur mu dersin? Bana da sinirli olabilir. Yaz adaletli olabilir demiştin. Dün verdiği 8 puan yüzünden mi böyle düşünüyorsun? Evet sanırım. Peki sence Yaz'ın verdiği puan doğru muydu? Bence tartışılır. Heyecandan dilin tutulmuş gibisin. Şu anda konsantre olmaya çalışıyorum ürünlerime. Pirinç almam gerekiyor. Kırmızı mercimek almayacak mısın? Hayır, ne yapayım kırmızı iç mercimeği? Funda Hanım bugün dünkü kadar yumuşak olmaya çalışacaktır ama bir heyecanı olduğu kesin. Bir de kibar bir insana benziyor en nihayetinde. Fakat eleştirilerinde birazcık acımasız ve dengesiz olduğunu ben fark ediyorum. Yani bana yaptığında bir sıkıntı yok, hadi benle konuşması ayrı ama dengesiz derken bu kötü anlamda değil, ağırlık olarak haddinden fazla yükleniyor diyelim. Hoş buldum, merhaba. Merhaba. Ben 9 tane kaldı tavuk alacağım. 7 tanesi çok güzel bir şekilde açılacak, kemiklerinden tamam. Ayrılacak. 9 evet. Tane, 7 tanesi. 7 tanesi tamamıyla böyle çok güzel bir şekilde açılmış olacak. Tamam. Pirinç toplamayı biliyor musunuz? Onu yapacağım. Biliyorum. Yani böyle dümdüz olacak kalça. Tamam, güzel. 2 tanesi bütün olabilir. Tamam. 2 kalça bütün, 7 tanesi de açılmış olacak. Anladım. Bir de 400 gram kıyma istiyorum. Gelmişken şarküterideki eksiklerini de tamamla istersen. Yumurtamızı aldık. Hayır, o şekilde değil. Kalça olacak, pirinç kalça. Pirinç kalçadan açılması gerekiyor, yağlı bir tavuk çünkü. Bir tane de ayran almam gerekiyor. Yarışmacımız aheste aheste tereyağını dağıtıyor arabasına. Ya bu ne rahatlık Fundacığım. Son 10 dakika. Hadi biraz çabuk. Hızla eksiklerini tamamlayıp ekmeğini dağılıyor hemen yarışmacımız. Eyvah! Hala etin hazır değil galiba. Tavuklar nerede kaldı? En iyisi sen hesabı ödemeye başla. Eti de getirirler o arada. Evet, ben şu anda kasaya geliyorum. Ürünlerini birer birer kasadan geçiriyor yarışmacımız. Tavuklarım vardı, tavuklarım nerede? Nerede kaldı bu tavuklar ya? Neyin oluyorum, neredesiniz? Tavuklarım buyurun, oldu mu? Bekleriniz. Teşekkür ederim. Güle güle. Nihayet tavuk etlerimiz de geldi. Tavuk eti de kasadan geçiriliyor hemen. Ne kadar tuttu acaba? 1037. Bütçeyi de aşmadın. Evet, hatta arttırdım bile. Süpersin. Artık fişini ve çantalarını al da eve gidelim. Teşekkür ederim.